Esasen bugün hem kırsal alanlarımızın büyüklüğü bakımından hem de beşeri açıdan büyük bir ekonomik potansiyele sahibiz. Ayrıca artık eski usullerle değil, modern yöntemlerle çiftçilik ve hayvancılık yapıyoruz. En yeni teknolojileri üreticimizle, çiftçimizle buluşturmak için olağanüstü çaba harcıyoruz. Diğer taraftan başka ülkelerle yaptığımız ikili anlaşmalar ve görüşmelerle tarım ürünlerimize yeni pazarlar bulmaya devam ediyoruz. Kırsal alanlarda üretimini arttıran, katma değer sağlayan ve bilhassa istihdamı arttıran birçok destek, teşvik ve hibe sağlıyoruz. Bu doğrultuda ulusal kaynaklı ekonomik ve kırsal altyapı yatırımlarımız kapsamında genç çiftçi, kırsal kalkınmada uzman eller, Orköy projeleri ve İPART hibeleri dahil bugüne kadar toplam 480 bin projeye reel rakamlarla 26,5 milyar lira hibe desteği ödedik. Bu destekler sayesinde kırsalda reel olarak yaklaşık 48,5 milyar liralık yatırım yapıldı. 350 bin yeni istihdam oluşturuldu. Ekonomik yatırımların süresini de 2025 yılına kadar uzattık. İPART kırsal kalkınma destekleri ve Orköy kredileri de devam ediyor. 2022'ye kadar manda, damızlık, küçükbaş yatırımı, damızlık koçteki alımı, kaz ve hindi yetiştiriciliği, İpek böcekçiliği ve arıcılık yatırımlarına konusuna göre %50 ile %100 oranında hibe sağlayacağız. Geçen yıl pilot olarak başlayan kırsal kalkınmada uzman eller projesini ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması ile tarımsal işletmelerin etkin çalışmasına yönelik arazi edinimi uygulamaları ve buna bağlı olarak arazi bankacılığı geliştirilmesi kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca kırsal kalkınmaya önemli bir katkı sağlayan tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi proje sayımızı da 23'ten 46'ya çıkardık. Kırsal kalkınmada markalaşmaya ve coğrafi işaretli ürünlere büyük önem veriyoruz. Son 18 yılda Türkiye'de 606 ürünün coğrafi işareti tescil edildi. Şu anda da 681 ürünümüz tescilin aşamasında bulunuyor. Sizlerle paylaştığımız bu projelerin çok daha fazlasını ülke genelinde başarıyla yürütüyoruz.